akşam böyle stres düşünmüş şey geçen. İkinci aşamaya geçmişti. Nasıl bir konu olsam daha iyi yani. Bak ne yapman gerekiyor biliyor musun? Gençler bir de isteyen varsa bir daha bir daha bir denemek lazım. Deney hafta 7. hafta ile robotik eğitimimizde robot kol yapıyoruz. Deney hafta 1. haftadan itibaren gördüğümüz bütün eğitimleri birleştirerek şu anda 7. haftada da bütün bu bilgileri birleştirerek şu anda robot kol yapıyoruz. Bu robot kol bizim ilerideki projelerimizde bize altyapı oluşturuyor şu anda. Biz bu altyapı ve bilgiler sayesinde Teknofest ve benzeri ulusal yarışmalarda derecelendirme ve katkı sağlaması yönünden faydasını görüyor. Şu an bahsettiğim robot kolda şu anda bu joystickler sayesinde uzaktan kontrol yapıyoruz ve bağlantılara bağlıyoruz breadboard'a ve en sonunda da yazılımını geliştirerek bunu kullanılabilir hale getireceğiz ve bunun sayesinde ileride yarışmalara ve Teknofest gibi benzeri yarışmalara katılarak bu yarışmalarda derece elde etmeyi düşünüyoruz. Bu da daha önceki eğitimlerimizde Lego Spike setleriyle yaptığımız bir robot. Hocam genellikle servo motorlarla çalıştırdık hocam robotumuzu. Renk sensörünün önemi de hızını ve derecesini ayarlayabilmemiz. Aynı sizlerimiz. Tamam şimdi muhtemelen deneyim ve teknikte söylediği onun ya ondan Bizler deney atölyelerinde bulunan 3 boyutlu yazıcılarda bir parça çıkarmadan önce öncelikle bilgisayar üzerinde tasarım yapıyoruz. Ardından bunları 3 boyutlu yazıcıya yükleyip bu şeylerin çıktısını alıp projelerimizde kullanabiliyoruz. Mesela deney proje şenliklerinde veya Teknofest projelerimizde bunları kullanabiliyoruz. Örneğin geçen haftalarda tasarladığımız bu fincanın çıktısını aldık. Bak ne yapman gerekiyor biliyor musun? Biz bir projede insansı robot yaptık ve bu insansı robot insanların giremeyeceği yerlere rahatça girebilir ve bu sayede depremde olur, selde olur, istediğimiz yerde girebiliriz. Ve bu robotu hareket motorları sayesinde hareket kabiliyeti kazandırdık ve biz bu hareket kabiliyetini kendimiz kontrol edebilmek için joystick ile hareketini kontrol ediyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 81 ilde fırsat eşitliğinin olduğu imkanlar dahilinde öğrencilerimizi eğitiyoruz. 4, 5, 8 ve 9. sınıf öğrencileri sınavla alıyoruz. Aldığımız bu öğrencilere 11 farklı başlıkta gördüğümüz başlıklarda teknolojik eğitimler veriyoruz. Hem onların donanım kazanmasını sağlıyoruz hem de Teknofest ve benzeri yarışmalara hazırlanmasını, donanımlı olarak katılmasını sağlıyoruz. Hali hazırda bugünlerde de 25 Şubat'a kadar son başvuru süresi olan Deneyap Türkiye Atölyeleri öğrenci seçme sınavı için tüm öğrencilerimizin de başvurusunu bekliyoruz.